Şimdi geçiyoruz sağlıklı yaşama. Hem uzun hem de sağlıklı yaşamanın sırları neler? Ne yiyip ne içmeli, nasıl yaşamalı? Yılların getirdiği alışkanlıklar nasıl değiştirilmeli? Küçük adımlar hayatımızda ne gibi büyük değişiklikler yaratabilir? Doktor Murat Kınıkoğlu, sağlıklı bir beyin ile iyi yaşlanma için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatacak. Bugünün sırrın başlığı, nabzı düşük tutmak. Sevgili seyircilerim, sizlere daha önce tansiyonunuzun mümkün olduğu kadar düşük olmasını önermiştim. Bugün de benzer bir konuyu, uzun ve sağlıklı bir yaşam istiyorsanız, nabız sayınız da mümkün olduğu kadar düşük olsun. Her insanın kalp hızı farklıdır. Yaşlandıkça kalp hızımız düşer. Her 10 yılda bir kalbin dakikadaki atım sayısı yaklaşık 7 puan azalır. Örneğin 60 yaşında kalbiniz dakikada 70 atarken 70 yaşında 63 atmaya başlar. Koşma, yürüme gibi bedensel hareketler, üzüntü, endişe, mutluluk gibi duygusal durumlar, karnımızın aç tok olması, havanın sıcaklığı, nem derecesi gibi pek çok faktör kalp hızımızı etkiler. Kalp hızını belirlemenin en kolay yolu nabzı saymaktır. Her zaman birbirini tutmaz ama bize çok iyi fikir verir. Rahat bir koltuğa oturup 10 dakika kadar bekleyin. Sonra sağ elinizin parmak uçlarını yanda görüldüğü gibi dik olarak sol bileğinizin iç yüzüne, baş parmağınızın hizasına yerleştirip nabız vuruşlarını sakince hissetmeye çalışın. Sağlıklı bir kişide vuruşlar ele dolgun ve düzenli gelir. Şişmanlarda ve düşük tansiyonlarda nabzı biraz daha zayıf hissederiz. Vuruş aralıklarının düzenli olması ve her vuruşun ele aynı şiddette gelmesi önemlidir. Eskiden nabzın dakikada 60 ile 100 arasında olmasını normal kabul ederdik. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bu üst sınırı 90'a indirdi. Uzun yıllar boyunca spor yapan kişilerde normal kalp atım hızı dakikada 50'ye hatta 40'a kadar inebilir. Sporcu kalbi dediğimiz bu durumun sebebi kalp kaslarının güçlenmesi ve her seferinde daha fazla kan pompalayabilme kabiliyetine ulaşmasıdır. Ünlü bisiklet yarışçısı Armstrong'un kalbinin istirahat esnasında dakikada 32 attığı bildirilmiştir. Her ne kadar düşük nabız hoşumuza gidiyorsa da birlikte baş dönmesi, halsizlik, hele hele bayılma gibi bir şikayet varsa mutlaka doktora görünmek gerekir. Kalbin hızlı atmasının kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırdığı gösterilmiştir. Bir başka deyişle kalp hızı dakikada 70 olanların sağlık gelecekleri kalp hızı dakikada 90 olanlardan daha iyidir. Norveç kaynaklı bir çalışmada İstirahat nabzındaki her 10 atımlık artışın kalp krizi riskini yaklaşık %15 artırdığı gösterilmiştir. Bayanlar için başka bir çalışma daha var. 50 yaş üzerindeki kadınlarda ortalama nabzın 76'nın üzerinde olmasının ölüm riskini %26 artırdığını gösterilmiştir. Bu oldukça yüksek orandır. Konuşmam bitince siz de rahat bir koltuğa oturun ve nabzınızı sayın. Eğer istirahat halinde olmanıza rağmen dakikadaki nabız atışınız 76'nın üzerindeyse uzun vadede bir şeyler yapmanızda yarar var demektir. Nabzın devamlı yüksek olmasının sık görülen bazı nedenler vardır. Bir kere bunlardan ilk akla gelen sigaradır. Sigara içenlerde akciğerlerde kanın oksijenlenmesi azaldığı için nabız ortalaması yüksek olur. Bayanlarda çok sık olarak gördüğümüz kansızlık, anemi dediğimiz rahatsızlık gene ortalama nabzın artmasına sebep olur. Ateş veya vücutta bir yerde gizli bir enfeksiyon olması nabzı artırır. Yine nabızı yükselten sebeplerin içinde guatrı mutlaka saymalıyız. Guatr hastalığı, tiroid bezinin fazla çalışması halinde nabız yükselir. Ve son olarak ilave edeyim, anksiyete, gerginlik, mutsuzluk, endişe hali de yüksek nabıza neden olur. Peki nabız yüksek, ne yapacağız?
Eğer nabzı yükselten özel bir rahatsızlık varsa öncelikle onun tedavi edilmesi gerekir. Sigara içiyorsanız mutlaka sigarayı bırakmanız gerekir. Eğer ekstra bir rahatsızlığınız yoksa nabız ortalamanızı düşürmenin en kolay ve en güvenilir yolu düzenli spor yapmaktır. Hiç spor yapmayıp devamlı masa başında çalışanların nabzı hep 70-80'in üzerindedir. Bu kişiler kalpleri hazırlıksız olduğu için yokuşta birkaç kat merdivende küçük eforlarla diğerlerine spor yapanlara göre daha çabuk yorulurlar. Sevgili seyircilerim, yarından itibaren düzenli yürüyüş yapmaya başlayın. Kalbinizde bir sorununuz yoksa ara sıra koşun. Kısa sürede hemen nabzınızın düşmesini beklemeyin. Ama size garanti veriyorum, düzenli spor yaparsanız aylar içerisinde ve yıllar içerisinde nabız ortalamanız daha aşağı inecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.